2022 güncel kanalındasın. Güncel bilgiler 16 oldu. 16. video ile beraber birlikteyiz. Lisans için son 2 ay diyebiliriz artık. Ön lisans için biraz daha var. Evet şimdi hemen başlayalım. 20 adet güncel bilgi vereceğim size. Evet bu videonun sonunda da sizlere güncel bilgiler kitabından bahsedeceğim. İsteyenler hemen güncel bilgiler kitabımızı denemelerimizi elde edebilir. Evet ilk sorumuz 20 Aralık 2021 yılında hayatını kaybeden Fred Çakmaktaş gibi ünlü karakterlerin seslendirmesini yapan sanatçı kimdir? Önemlidir Sezai Aydın olacak. 2023 yılı Avrupa Sonatizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehir İstanbul'dur. Karıştırma önemli. İstanbul, Türkiye bu tarz cevaplar önemli. İlk, i̇lk köy romanının adı nedir? Kara Bibik arkadaşlar. Kara Bibik romanı ilk köy romanımızdır. Peki ilk köy romanı olan Karabibik'in yazarı kimdir diye sorarsa Nabizade Nazım demen gerekir. Önemlidir, çıkabilir. Interpol başkanlığına seçilen kişi kimdir diye sorarsa Ahmet Nassar El Rais arkadaşlar. Temmuz 2021 yılında Türkiye'nin UNESCO tescilli gastronomi şehirlerine eklenen dördüncü ilimiz hangisidir? Kayseri yapman gerekir. Dördüncü ilimiz gastronomi alanında. Görelilik teorisini formüle etmeye çalışırken yaptığı hesaplamaları içeren bir el yazması müzayedede 11 milyona satılan bilim insanı Albert Einstein önemlidir. Bu soruyu çok beğeniyorum, önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet. 23 Ekim 2021 tarihinde İtalya Cesola şehrinde yapılan Dünya Kickboks Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcumuz kimdir? Evet Duygu Turan. Oscar ödül töreninde Chris Rocks'a attığı tokat ile gündeme gelen ve 10 yıl boyunca Oscar ödüllerine katılması yasaklanan kişi kimdir? Will Smith bayağı bir ses getirdi bu konu. Nisan 2022 tarihinde UNESCO Dünya Belliği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe yazıtları nerede bulunmaktadır? Osmaniye arkadaşlar. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Evin Demirhan yapmak gerekir. Spor dalı önemli. Bunları muhakkak bileceğiz. Zaten bunların tümü güncel bilgiler kitaplarımızda yer alıyor. Çevre kirliliğine sebep olan ve kapatılan cehennem kapısı gaz kriteri hangi ülkede bulunmaktadır? Türkmenistan olması gerekir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirmiş olduğu Beni Yakışına şiiri hangi şaire aittir? Çok güncel bir konu bu. Nurullah Genç, Beni Yakışına şiirinin sahibidir. Ordu Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz doldurularak yapılan ikinci havalimanı Hangisidir diye sorarsa Rize Artvin Havalimanı yapman gerekir. Domates güzeli olarak bilinen Türk sinemasının hayatını kaybeden ünlü sanatçısı kimdir diye sorarsa Ayşen Guruda. Evet geldik. Kıbletül Hattat yani Hattatların kıblesi olarak bilinen hat ustası. Zaten bunu çok ara görüyorsun ama karıştırma lütfen. Şeyh Hamdullah Hattatların şeyhi olarak aklında kalsın. Şeyhim beni yetmişlere ışınla. Zeybekler tablosu hangi ressama aittir? İbrahim Çallı önemli. Bakın bunları görünce evet ya ben bunları biliyorum diyorsun. Ama şıklara böyle koyuyorlar baba baba şıklar. Kafan karıştırıyor. Karışmasın sakın kafan. Zeybekler ne yapıyor? İbrahim Zeybek oynuyor falan. Böyle aklında bir şey kodlamalar yap. Ocak 2022 tarihinde meydana gelen keskin gaz kokusu artışından dolayı hangi ülkede çıkan protestolar sonucu olağanüstü hal ilan edilmiştir? Kazakistan olacak ve son iki sorumuz Kalehüyük Arkeoloji Müzesi hangi şehrimizde bulunmaktadır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlar eşi burayı ziyaret ettiği için önemli olduğunu düşünüyorum. Kırşehir'de bulunmaktadır. Seyahat notlarına ve gözlemlere dayanan belgeler içeren Nil haritası kimin eseridir? evliya çelebi yapman gerekir. Tüm bunları zaten güncel bilgiler kitabımıza koyuyoruz. Güncel bilgiler kitaplarımıza arkadaşlar ulaşmak istiyorsanız hemen şöyle yardımcı olalım. Burası bizim mağazamız. Aşağı linke bıraktım. O mağazaya girerek ürünlerimizi güncel bilgiler kitaplarımız var. Bakın 900 adet güncel bilgi var. Deneme setleri var, 30'lu var. Bir 30'lu daha var. İkisini paket olarak almak istiyorsan bunu alırsın. Tüm hepsini paket olarak almak istiyorsan da şunu alırsın. Hemen tıklayıp ben bunu almak istiyorum deyip satın al yaparsan bu şekilde hemen ödemeni yaparsın. WhatsApp üzerinden sana göndeririz. İstersen videoların arkadaşlar notunu alırsın. İstersen hocam zamanım yok diyorsan kitaplarımızı alırsın. Güncel bilgiler gelmeye devam edecek. Merak etme. Sınava kadar yanındayım. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kal, kendine iyi bak. Tekrar söyleyelim. Mağazayı görmek istiyorsan aşağı bıraktığım linkten mağazayı ziyaret edebilirsin. Hoşça kal, iyi çalışmalar.